Merhaba arkadaşlar. 2020 online tağlık kursus neydi lan? Hollandaca dil kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz What is ADHD? What sign is symptom? What sign medications? What sign tips and tops? What is ADHD? ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. Yani dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite düzensizliğidir. Ein Gespräch mit der Juf Leyla. Juf Leyla. Hallo, welkom meneer. Hoe gaat het met je? Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Prima, dankjewel. En met je? Juf Leyla. Ook goed, dankjewel. Ik heb vorige week Ali geobserveerd. Hij wil graag mijn bevindingen met je. Ik wil graag mijn bevindingen met je delen. Ben deyim, teşekkür ederim. Geçen hafta Ali'yi gözlemledim ve düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Darum heb ik u voor het gesprek uitgenodigd. Bu yüzden dolayı sizi bu görüşmeye davet ettim. Hij is heel erg druk. Hij is heel vaak met verschillende dingen tegelijkertijd bezig. Sürekli bir şeylerle meşgul ve aynı anda birçok şeyle kendisini meşgul etmektedir. Stilzitten is best lastig voor hem. Sakin bir şekilde oturmak onun için çok zor. Hij heeft moeite met het opletten en concentreren. Dikkat etmede ve konsantre olmak konusunda oldukça sıkıntısı var. Hij is echt dromerig. Sürekli sanki hayal dünyasında. Hij presteert minder goed dan de andere. Diğer çocuklarla karşılaştırdığımda performansı daha az. Hij luistert niet. Tam olarak söylenenleri yapmıyor. Hij volgt instructies niet zo nauwkeurig. Belirtilen bilgilendirmeleri yerine getirmiyor. Natuurlijk, mevrouw. Juf Leyla, meneer, ik wil graag u een paar vragen stellen om een beter beeld te krijgen van uw kind, als u dat ook goed vindt. Beyefendi arzu ederseniz, çocuğunuzu daha iyi tanıyabilmek için size birkaç tane soru sormak istiyorum. Tabii uygun görürseniz. Natuurlijk, mevrouw. Tabii ki hanımefendi. Gaat u gang. Buyurun lütfen. Ik wil graag iets meer over de thuissituatie weten. Evdeki durumu biraz daha iyi bilmek istiyorum. Wat kan je hierover vertellen? Konuyla ilgili olarak ne söyleyebilirsiniz? Ali doet best goed hoor. Ali oldukça iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Heel eerlijk gezegd, dürüst olmak gerekirse Ali is een prachtig kind. Harika bir çocuk. Ik ben zeer verbaasd. Aslında çok şaşırdım. Dit heb ik echt niet verwacht. Bunu pek beklemiyordum. Ama Juf Leyla, we willen graag samen met u uw kind zo goed mogelijk helpen. Oğlunuza sizinle birlikte en iyi şekilde yardımcı olmak istiyoruz. Veel kinderen zijn druk. Birçok çocuk oldukça birçok şeylerle meşguldür. Het is niet altijd makkelijk om hiermee om te gaan. Bu durumda ilgili yaşamaya devam edebilmek o kadar kolay değil zaten. Daarom heb ik hierover samen met mijn collega's en de leidinggevende een gesprek gehad. Bu yüzden dolayı konuyla ilgili olarak da hem üstlerimle, okul yöneticileriyle ve iş arkadaşlarımla konuşma yaptım. Ze zijn ook met mij mee eens. Onlar da benimle aynı fikirdeler. We denken dat hij misschien ADHD heeft. Yani ADHD olabileceğini şüphesi içerisindeyiz. Öyle olabileceğini düşünüyoruz. What? Ne? ADHD? What is that? ADHD? O da ne demek? Juf Leyla, dat is de afkorting van een Engelse term. Bu aslında İngilizce bir terimin kısaltılmasıdır. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. En dat betekent aandachtstoornis. Aslında İngilizce terimin karşılığı olaraktan dikkat dağınıklığı problemi diye çevirebiliriz bunu. Ik heb een foldertje voor u meegenomen, zodat u thuis met veel rust kunt doorlezen. Ben sizin için bir bilgilendirme broşürü getirdim. Evde sakin bir şekilde okuyup konuyla ilgili daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. ADHD. Kinderen die aan dit syndroom lijden gedragen zich hyperactief en hebben moeite om hun aandacht ergens bij te houden. ADHD sendromu da bulunan veya taşıyan çocuklar hiperaktif olarak davranışta sergilerler ve bir konuyla ilgili dikkatlerini toplama konusunda büyük sıkıntıları vardır.
Druk gedrag en snel afgeleid zijn horen bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Çocukların gelişiminde ve yaşında sürekli aktif olmaları ve çok çabuk bir şekilde dikkatlerinin dağılmaları aslında çocuğun zaten yaşamıyla birlikte doğal bir süreçtir. Het ene kind is van zichzelf onrustiger en bewegelijker dan de andere. Yani çocuklar birbiriyle karşılaştırıldığında birisi kimisi kendiliğinden doğal olaraktan daha hareketli veya kendisini daha rahatsız hisseder. Sommige kinderen zijn vol met energie en het gedrag is dan normaal en dat hoort bij het kind. Hatta bazı çocuklar böyle enerji doludur. Onların davranışları bu durumda oldukça normaldir ve bu davranış şu çocukla zaten bütünleşmiştir. Wat kan ik als ouder doen? Bir veli olarak ne yapabilirim? What are your tips? Advice? Herhangi bir tavsiyeniz var mıdır? Veya ne söyleyebilirsiniz? Yuf Leyla, hereby een paar tips and advice. Bu durumda size birkaç tane tavsiye de bulunmak istiyorum. Op vaste tijden spelen. Huiswerk maken, eten en naar bed gaan. Her gün aynı saatte oyun oynama saati, ev ödevi yapma saati, yemek yeme ve yatağa gitme saatlerini hemen hemen aynı saatlerde gerçekleştirin. Duidelijke regels afspreken voor de dingen die u belangrijk vindt. Önemli olduğunu düşündüğünüz konularla ilgili olarak çocuğunuzla çok açık ve anlaşılır anlaşmalar yapınız. Bijvoorbeeld, rennen doen we buiten. Dışarıda koşmanı istiyorum. We mogen niet schreeuwen, bağırarak konuşmayız. We mogen elkaar niet slaan. Birbirimize vurmamalıyız, vurmuyoruz. Goed gedrag belonen. Çocuğunuzun iyi davranışını mutlaka ödüllendirin. Niet alleen niet zeggen dat het kind fout doet. Çocuğunuzun yaptığı yanlışları söylemenin bir anlamı yok. Maar juist het gewenste gedrag belonen en motiveren. Ama buna karşılık istenilen davranışı ödüllendiriniz ve çocuğu motive etmeye çalışın. Belonen van een prettig gedrag van je kind werkt veel beter dan wat je kind fout doet. Çocuğunuzun iyi yaptığı davranışı ödüllendirerek davranış değişikliğini gerçekleştirmeniz, yanlış yaptıklarını değiştirmenizden çok daha kolaydır. Örnek veriyorum. What fine that you may help. Bana yardımcı olduğun için çok memnunum. Ik ben trots op je. You do your best. Elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Ik vind het heel leuk dat je zo rustig en lekker speelt. Bu kadar sakin ve güzel oyun oynamanı görmek beni çok mutlu ediyor. Wat knap dat je board opruimt. Tabağını veya masanı topladığını görmek beni ne kadar çok mutlu ediyor. Bravo. Do what you say, say what you do. Do what you say, ne söylediğini yap ve ne söylerseniz onu yapın. Ve ne yapıyorsanız onu söyleyin. Do what you say. Ne yaptığınızı söyleyin. Say what you do. Ne yapacağını da ne söylediğinizi de yapınız mutlaka. Yuf Leyla, hereby een paar tips. Tavsiyelerimize devam ediyoruz. Grenzen stellen. Sınırlama koyunuz. Dit betekent dat je reageert als je kind iets doet wat mag niet. Yani istemediğiniz bir şeyi çocuğunuz yaptığı zaman mutlaka bir reaksiyon gösteriniz. Dat kan ook verschillende manieren nee zeggen als iets niet mag. Yani çok farklı şekillerde çocuğunuza hayır diyebilmelisiniz ve demelisiniz. Negeren. Görmezden gelme. Wat niet te veel onnodige aandacht. Geef niet te veel onnodige aandacht. Gereğinden fazla ilgi göstermeyiniz. Geef maar, geef juist een compliment als je kind daarmee stopt. Ama çocuğunuz o yapmış olduğu işi yapmaktan vazgeçerse mutlaka çocuğunuza bir takdiri, kendisini övücü bir cümle veya söz söyleyiniz. Consequent sein, tutarlı olunuz. Als je iets afspreekt met je kind, doe het dan ook. Çocuğunuzla bir konu üzerinde anlaşma yapmışsanız mutlaka o anlaşmaya sadık kalınız. Zeg duidelijk wat van je kind verwacht of wat je gaat doen. Çocuğunuza çok açık ve anlaşılır bir şekilde kendisinden ne beklediğinizi, olmaması durumunda ne yapacağınızı ve ne yapılması gerektiğini belirtiniz.
Probeer je boodschap met een positieve manier doorgeven. Tabii ki vermek istediğiniz mesajı mümkün olduğu kadar olumlu bir şekilde vermeye çalışınız efendim. Do what you say. Ne diyorsanız yapın. Say what you do. Ne yapacağınızı söyleyin. Here by Empower Tips. Devam edelim. Şunu yapmayınız mesela. Need dediğimiz konu bu. Als je nieuwe spullen niet opruimt, dan gooi ik alles weg. Eğer oyuncaklarını toplamazsan hepsini çöp atacağım demeyiniz. Ama şunu diyebilirsiniz. Well, als je je kamer nu opruimt, oyuncaklarını veya odanı şimdi toplarsan, dan mag je lekker naar buiten. Hemen dışarı çıkıp güzelce oyun oynayabilirsin. Druk gedrag verandert langzaam. Graag iets meer geduld hebben en volg de adviezen. Bir çocuğun bu hiperaktif davranışları çok yavaş bir şekilde değişir. Bu yüzden dolayı lütfen biraz daha sabırlı olun ve size verilen tavsiyeleri dikkatli bir şekilde dinleyiniz. U kunt uiteraard contact nemen met de huisarts en of met andere hulpverleners, consultatiebureau, terapeuten, etc. Tabii ki konuyla ilgili olarak da ev doktorunuza bağlı direkt sağlık yardımcılarıyla, sağlık ocağıyla veya terapistlerle de iletişime geçebilirsiniz. Yifleyle devam eder. Heel erg bedankt voor je komst. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Mocht je nog vragen en of opmerkingen hebben, laat me alsjeblieft dat weten. Başka bir düşünceniz, görüşünüz veya söylemek istediğiniz bir şey olursa lütfen konuyla ilgili olarak beni bilgilendiriniz. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler efendim. ADHD is een erfelijk bepaald, yani kalıtsal bir rahatsızlıktır. Sit in your DNA, DNA'nızda gittir. Daarnaast speelt de omgeving een grote rol en ernst van de symptomen. Tabii ki bununla birlikte çocuğun yaşamış olduğu çevresel durumlar da ve çocuğun göstermiş olduğu semptomlar da belirtilerde ADHD ciddiliğini ortaya koyar. Simptomu, peki bunlar nelerdir? In het algemeen zin kenmerken zich in impulsiviteit, hyperactiviteit en aandachtstoornis. Bekende symptomen die met deze kenmerken gepaard zijn, onder meer snel afgeleid raken, ongeorganiseerd zijn, vaak spullen kwijtraken, weinig overzicht hebben, weinig organisatietalent beschikken.